BTC Haber'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Beste Uyanık. Her hafta olduğu gibi kriptografik programında beraberiz. Bu hafta önemli bir haftaydı. Her hafta için aynı şeyi söylüyoruz ama ilk defa bizim bayram tatilimizle Türkiye'nin ve dünyanın en önemli merkez bankasının toplantısı aynı haftaya denk geldi. 3-4 Mayıs'ta FED toplantısı vardı ve kendi aralarında yaptıkları istişareler sonucunda da 50 bas puanlık bir artış geldi. Ama saat 9.30 itibariyle yani 4 Mayıs e, Çarşamba'ya denk geliyoruz. 4 Mayıs itibariyle saat 21.30'da Fed Başkanı Powell konuşmaya başladı ve genel olarak enflasyon, genel olarak enflasyonun tetikleyebileceği faiz artı büyüme ve doların kendi evine dönmesi gibi konularda pek de iç açıcı şeyler söylemedi. Genelde böyle durumlarda kriptoda sahte bir yeşillenme false pump olarak geçiyor genelde eğer Twitter'da bunu okuyorsanız ve ardından da sert bir düşüş gelir ve biz şu anda ona maruz kalıyoruz çok net bir şekilde. Saat 9.30'da ilk başta bir dolar endeksinde artış var. Dolar endeksinden euro dolar paritesine sert bir düşüşe, S&P 500'e sert bir düşüşe işaret etti. Ama daha sonrasında zaman geçtikçe dakikalar içerisinde bir anda her şey terse döndü. Ve biz Ethereum'da 2945 hatta 63 dolarlara kadar çıkıldı. Ve şu anda Biraz sonra bakacağız. Bu da bize şunu gösteriyor ki artık gelenekselle kripto birbirinden ayrı değil. Ben birkaç haftadır da zaten bunu sizlere sürekli söylüyorum. Hemen başlayalım. Nereye gideceğiz? Rüzgar ne tarafa doğru dönecek? Şu anda kriptoda bir çıkış var ve grafiklerden baktığımızda bir trend değişimi olmamakla beraber bir mal yedirme, bir akümüle edip bir şekilde biraz daha aşağıya doğru çekme. Genelde mal yedirme dediğimde şu. Büyük balinalar biz Türkiye'de insanlar olarak buluşsak da bütün paramızı getirsek de e, Bitcoin'in fiyatını 10 dolar 20 dolardan daha fazla hareket ettiremeyiz. Ama 2 3 tane balina bir araya geldiğinde bir anda 4000 dolarlık 5000 dolarlık düşüşleri getirebilir. O nedenle diyelim ki sizin elinizde 50 milyon dolarlık bir alım yapacaksınız. Nasıl yaparsınız? Bir anda eğer 50 milyon dolar almaya karar verirseniz bu bir yapay haber olarak yani temel analizinde konusuna girebilecek. Bir anda sıçrama olur ve siz normalde 50 milyon dolarla diyelim ki atıyorum 2 ta, 2000 tane bitcoin alabilecekken bu haberin etkisi siz aslında 1500 tane bitcoin alabilirsiniz. Çünkü birinin 50 milyon dolarlık alım yapacağı piyasayı yukarı sıçratır. Aynı şekilde 50 milyon dolarlık bir satım yapmak istiyorsunuz. Eğer ki 50 milyon dolar satacağınız ortaya çıkarsa düşer ve siz normalde 3-4 milyon dolar kazanacaksanız 500 bin 600 bin dolar kazanırsınız ve gene 50 milyon dolarınız olur ama karlı olmaz. O yüzden ne yaparsınız? Mal yedirmeye başlarsınız. Bir kısmını, 10 tanesini satarsınız. O sırada satış olduğu için market düşer. Daha sonra o daha fazlasını oradan alırsınız. Ne olur? Daha düşükten. Al satlı bu gibi durumlarda mal yediriliyor denir. Ve şu anda ciddi anlamda mal yedirme var. İnsanlar ellerindekileri yüksekten FED toplantısı yaparken yüksekten satışlarını yaptıklarını şimdi aşağıdan toplayacaklar. Hemen bakalım. Dolar endeksi 103.831'de. 106.000 ile 111.000 aralığına çıkabilir. Amerika FED'in ne yaparsa yapsın toplantıda dahil olmak üzere doların çok artmasını istemez. Çünkü dolar arttığında Amerika'ya yatırım yapacak insanların da maliyetleri arttığı için böyle bir durum olur. Genel korelasyonlara baktığımız zaman da Dolar endeksi yukarıya doğru çıkarken altın, gümüş, petrol ve Bitcoin ve kripto türevlerini aşağı ittirir. Çünkü dolar artarken bütün emtia ve yatırım araçlarını aşağı itmesiyle bilinir. Dolar endeksinin artacağını nereden doğruluyoruz? Euro dolar paritesi sterlin dolar paritesinden. Ben burada sadece euro dolar paritesini görüyoruz ama baktığınız zaman bu gibi grafiklerde hep diyorlar ya likiditeyi aldı, likiditeyi almadı, likiditeyi götürdü gibi şeyler. Genel olarak dev mumlar bunlara expansion deniyor. Dev mumların ucunda bir öncesinde ufak Tombik mumlar görülür. Genelde yukarı çıkış başladıktan sonra aşağı inişte mutlaka oralara vurur. İşte likidite aldı denildiği genel olaraktan bu e, grafiğe de şöyle bakın bir gövdeleri vardır bu grafiklerde karşılaştıklarınız bir de vik iğneleri vardır. O iğneler bazen belli yerlerdeki paraları almak için oraya uğrar ve insanların ne demiş ay bütün stoplar patladı diye. Bu lafların hepsine de artık aşina olmazam ne demek istediklerini de daha iyi anlamanız için biraz daha basitçe anlatmaya çalışayım. Tombik mum dediğimiz gövdesi büyük olan iğnesi olmayan mumlardır. Tombik mumlara e, imbalans dediğimiz uyuşmazlıklar olduğunda mutlaka geri uğramak ister. Ama eğer çok fazla alıp satan varsa veya çok ilgi varsa bazen o boşlukları doldurmak zorunda değildir. 2-3 tane boşluk, 2-3 tane dengesizlik vardır. Genelde kriptoda sizin karşılaştığınız fair value gap dediğimiz bu iğnelerin atıldığı ama böyle likitlerin açıkta kaldığı yer vardır. Bir de actual gap vardır. Bu geleneksel de vardır. Geleneksel biliyorsunuz 7-24 olmadığı için hafta sonu kapanır, hafta başında açılır. O aralıklarda da actual gap denir. Bunlar böyle hani aklınızda bulunsun diye belki tutabileceğiniz şeyler. Ama euro dolar paritesinin aşağıya doğru iniyor olması 1.05. Burada genel baktığımızda viklere bakıldığında 4 saatlikte çok da böyle abartmanıza gerek yok. 1.04'ün biraz yukarısında açıkta kalmış bir likit de var. Oraya uğrayabilir. Oraya uğraması da dolar endeksinde nereye tekabül ediyor? 104 bine ediyor ve 104 bine de bakın bir iğne değdirmiş. Ona da değecek gibi eşittir. Doların yükselme ihtimali var. S&P 500 endeksinde bir tane dev bir vik ne demiştik? Bu aslında Powell'ın konuşmasına denk geliyor. Powell konuştuğunda öncesinde S&P'de sert bir düşüş oldu. Sonra bir yükseliş ve şimdi de o verdiği mumu geri verdi. 4050'nin altına inme ihtimali var. Bakın burada da bir iğne atmış. Oraları toplama ihtimali var. Bu da kriptodan bir çıkış olacağını gösterir. Çünkü korelasyon anlamında söylüyorum. Aynı şey Dow Jones endeksiyle de doğrulanıyor. Onun da 4050'ye denk gelen yeri 3200, 3250 o da gördüğünüz gibi aynı yere iğne atarak gelmiş. Bunlar demek oluyor ki genel doların güçlenme ihtimali yüksek. Dolar market cap'lere bakalım. Biliyorsunuz total bir ve dominanslarımız var. Bir 100 birimlik bir pastada bitcoin ne kadar alıyor diye. Genel bir rally bir artış olacağı zaman önce para bitcoine girer. Çünkü bitcoin öncüsüdür. Bitcoin'in dominansı artar. O artık kendine bir yatay seyir bir baz alanı yarattığında o zaman altcoin'lere para akar. Baz alanı dediğim yatayda seyrettiği hemen burada da bakalım. Burada ufak bir baz alanı var. Daha sonrasında bu suçramayı şey yapar hareketlendirir omuz baş omuz veya ters omuz baş omuzu çok fazla eğer e, fenomenleri veya insanları dinliyorsanız görürsünüz. Bu hareketler başlamadan önce mutlaka bir baz oluşturur. Burada bakarsanız oluşturmuş düşük yüksek e, biraz daha düşük ve sonra hay hay yapmış hay hay en tepeye geldiğinde düşüşü tetikler. Burada bakın gene bir baz var e, yükseliş daha e, high, high düşüş yine burada bir baz var yükselişi tetikliyor. Burada bakın baz var yüksek bir artış var. Bunlara expansion da diyebilirsiniz ve genel olarak bir aralık çizme anlamında da size bunlar gösterir. Bitcoin'in dominansının aralığı 42 ile 41.40 arasında genel olarak çalıştığı yerlere söylenir ve bakın yine o aralığın içerisine gelmiş. Burada çıkışı tetikliyor. Bitcoin dominansı azaldığında Ethereum dominansı artar. Buna da ETHD olarak bakabilirsiniz. Trading view'da bakmanızı öneririm. Şu anda Ethereum birazcık daha Bitcoin'e oranla e, bullish yani yükseliş eğilimi emareleri gösteriyor. Bitcoin'de çok sert bir düşüş var. Bu dominanstan. Şimdi toplam değere bakalım. Total 1'deyiz. Total 1'de e, Total 1 değil bu to şu anda total 2'de. Genel market cap'teyim. 1.7 trilyon dolar tepe noktası 2.12 trilyon dolar. 1.7 trilyon dolarda S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq'ta görüldüğü gibi bu düşüş buraya da tekabül etmiş. Çünkü Koreli olarak borsalar aşağı indiğinde yakın bir zamana kadar Bitcoin de aşağı çekiyordu. Total market cap'i de. Burada düşüşün devam etme ihtimalini gösteren bir grafik var karşımızda. Total market cap'in geneline baktığımızda bu da Bitcoin'siz olanı. 966 milyar dolara kadar indi. 1 trilyonun altında önemli. Şimdi artık ne olacak? Sert bir şekilde mum yaptı. Aşağı indi ve tekrar aynı destek noktasına gelirse destek noktası direnç haline gelir. Burada destek noktası olarak 982 milyar dolardı. 966'ya indi. Şimdi 982 eğer çıkarsa orası bir direnç olacak ve aşağı doğru kafasına basacak. Bitcoin'e baktığımızda aynı total market cap'te gördüğünüz gibi bir sert düşüş düşüş var. 36.419'da. Bu ufak mum şimdi bir uyumsuzluk başlayacak. Düşüşün artma ihtimali yüksek. Bir tane yeşil mum yaktı diye, yeşil mumu topladı diye. Ki o yeşil mum bakın tombul mum. Gövdesi daha fazla. Yani iğne attı da düştü değil. Ama burada bir uyumsuzluk yarattı. Ve genel olarak 35 ila 37 bin dolar Bitcoin'de önemli. 35 bin kadar indi. Oradan kendini topladı. Şimdi 35 bin 200'ler artık destek olarak çalıştı ama sert bir harekette artık direnç haline gelme ihtimali çok yüksek. Bitcoin e, ne oranla? Ethereum birazcık daha yeşil görünüyor dedik. Dominans da artıyor. O nedenle ben şöyle bir emir skalası oluşturdum. E, Fed zamanında, Fed Powell konuşmaya başlamadan önce belli bir Ethereum vardı. 2.896 2906 gibi yerlerden sattım. Hatta ben de sizin gibi aa erken çıktım, aa arttı gibi denildi. Bu yalan sahte pump'ın sonra devamını burada gördük. Şimdi burada al sat dönemindesiniz. Kesinlikle al yat döneminde değilsiniz. 2700 ile 2900 arasında swing trade dediğimiz daha düşükten alıp daha yukarıda satmayı yapabilirsiniz. Bunun için de 2714'ten diyelim aldınız. 2805, 2825'e emirler koyabilirsiniz. Eğer swing trade yani al satı hızlı yapacağınız bir şey istiyorsanız sakın emirsiz, stopsuz falan bir şey yapmayın ve nereye koyacağım ben bu stopları diye merak ediyorsanız da burada genel baktığınızda aldığınız oranın genel Diyelim ki 200 dolar kazanmak istiyorsunuz. O zaman düşüş başladığında 50 dolar aşağıda, düşüş dönüp yükselişe döndüğünde de 200 dolar yukarısına mutlaka emirlerinizi koymasınız. Bu dönem emirsiz, memirsiz bir şey yapılacak bir şey değil. Emirsiz, memirsize de lütfen dikkat edin. Dediğim gibi Bitcoin burada şimdi hangi aralık önemli, hangi aralık kırılırsa önemli siz yeni bir yatırımcıysanız lütfen bir günün altına çok inmemeye çalışın. Bir gün, bir hafta, bir ay, pazartesi günleri açılış kapanışa dikkat etmeniz gerekiyor. Fibonacci çizmekle uğraşılmasına gerek yok ama eğer ki TradingView'da illa yapacağım diyorsanız lütfen kendinize bir şablon oluşturun. 1 0 5 ve 0'ı işaretleyin ki orta noktası dediğimiz range low, range high ve EQ olarak geçer ama orta nokta range'in ortası, aralığın ortasıdır. Bunlara da artık böyle iyi, e, aşina olun diye söylüyorum. Çünkü birazcık daha artık bu yayınlarda da onlardan bahsedip birazcık daha teknikte hani kendiniz Grafiğinizi çizemeseniz bile görsel hafızanızı artık böyle sağlamlaştırmanız gereken süreçlere gidiyoruz. Şimdi yaz aylarında rehavete kapılınacak ama çok yeni ee, güncellemeler var. Hala yine zirveler var. O yüzden bunlara dikkat edilmeli. Buradaki range baktığınız zaman genel baktığımızda uzunca bir süredir 42 ile 38 arasında yani 40 bin önemli bir psikolojik eşik. Fed toplantısı olur, Merkez Bankası toplantısı olur, işte önemli bir veri açıklaması olur. Genelde buralarda yapay bir artışı tetiklerler kriptoda. Çünkü ne olursa olsun kripto hala riskli bir alandır ve sonra bir anda canını çekerler. Aynısı burada yaşandı. 40 binden 35 bin dolarla 35 bin 700'e kadar bir gün gibi kısa bir sürede indi. Çok fazla insan bakiyesini kaybetti, stopları patladı bunları çok görürsünüz Twitter'da özellikle sosyal medyada paylaşılıyor. Siz bu gibi şeylere biraz uyanık olmak mantıklı ve önemli olan dediğim gibi şu anda 40 ile 34 bin arasında bir range'e oturmaya çalışan bir bitcoin var. O yüzden 42, 44, 100 46, 800 kapanmadan öyle 50 bin, 100 binli seviyeleri görmemiz daha çok uzak. 2023'ün, 2023 2'nin sonu iyi bir yer görebiliriz ama o da anlatıldığı gibi 100-150 bin dolarla kesinlikle değil. 2025'ten evvel böyle bir ihtimal yok. Ama siz mesela yıl başında 20 bin doları güzel kırmıştı. 2020'de güzel kır 2021'de ve 40 bin dolarlara doğru gitti ne oldu arkasından baktınız aslında akıllı bir yatırımcı olarak bu al satlardan 3 tane işlem açsanız o arkasından baktığınız bitcoin'in karını yakalama ihtimaliniz var o yüzden birazcık daha grafiklere e, net bir şekilde seri bir şekilde ve biraz daha akıllıca bakmak mantıklı olacak diyerek kapatalım. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Çok da riskli yatırımlar yapmayın çünkü şu anda düşüş evresindeyiz.